Herkese merhaba. Bugün de Google Ads sıkça sorulan soruların 3. bölümüyle devam ediyoruz. Sorulara geçmeden önce kanalıma abone olmayanların abone olmalarını ve bildirimleri açmalarını öneririm. Böylece yeni içeriklerinden hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Evet, gelelim Google Ads sıkça sorulan sorulara. Bugün rekabetle ilgili soruları cevaplayacağım. Öncelikle rekabet metriklerine bir bakalım. Google Ads ile reklam verenler genellikle kendileri aramaya yaparak reklamlarının görünüp görünmediğini kontrol ederler. Bir süre sonra kendi reklamlarını görememeye başlarlar ve panik yaparlar. Oysa ki Google reklamı görüp görüp tıklamayan kişiye o kişide reklam ilgi uyandırmıyor diye reklamları göstermeyebilir. Reklamlarınızı kendi kendinize aratıp görmeye çalışmak yerine reklamlarınızın ne kadar gösterim aldığını Google Ads paneliniz üzerinden gözlemleyebilirsiniz. Hem de kendi kendinize tıklama oranınızı düşürmemiş olursunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Kampanyalarınızı listelediğinizde ön tanımlı olarak bu arama gösterim payı burada yer almayacaktır. Bir defalık sütunları değiştir. Rekabet metriklerinden arama ağı gösterim payını işaretlemelisiniz. Arama ağı en yüksek gösterim payı ve arama mutlak en iyi gösterim payını da işaretleyip uygula derseniz ilk sıralarda hangi oranlarda yer alıyorsunuz ya da birinci sırada ne kadar oranda görünüyorsunuz bunu da görüntüleyebilirsiniz. Buradaki örnekte gördüğünüz gibi bu kampanyanın arama ağındaki gösterim payı yani bu kampanya ile ilgili aramalarda %95 bir gösterim almış. %93 ilk sıralarda ve %93 birinci sırada gösterim alıyor bu kampanya. Böylece sizinle ilgili aramaların yüzde kaçında reklamlarınız gösterilmiş, kaçında ilk sıralarda ya da birinci sırada gösterim almışsınız dediğim gibi görüntüleyebilirsiniz. Gösterim payınız düşükse bütçe artırmanız ya da teklifleri yükseltmeniz gerekebilir. Ek olarak anahtar kelimelerinizin kalite puanlarını da gözden geçirmek tabii iyi bir fikir olabilir. Bu alanı gözlemleyerek fikirler edinebilir ve gösterim oranlarınızı yükseltmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi arkadaşlar reklamlarınızı kendiniz aratıp çıkıyor muyum diye görüntülemek yerine en doğru verileri bu alandan görüntüleyebilirsiniz. Gelelim açık arttırma bilgilerine. Bu da bana çok sorulan bir sorudur. Anahtar kelimelerin altında bulunan bu alanda ise rakipleriniz ile kendinizin gösterim paylarını karşılaştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu alanda gösterim payı, çakışma oranı, üst kısım oranı ve en üst kısım oranlarını, geçiş payı değerlerini görüntüleyebilirsiniz. Buradaki verilerle yine bütçe ayarlaması ya da teklif arttırımı yapmak adına fikirler edinebilirsiniz. Gösterim payı tıklama almaya uygun olduğunuz toplam sorgular içerisinde gösterim aldığınız oranı ifade eder. Çakışma oranı ise rakiplerinizle aynı anda gösterim aldığınız oranları size listeler. Daha üst konum oranı ise rakiplerinizle aynı anda gösterim aldığınızda rakiplerinizin sizin üzerinizdeki bir sıralamada yer aldığı oranları size ifade eder. Sayfanın üst kısmı oranı ise sizin ya da rakiplerinizin arama sonuçlarında üst sıralarda yer aldığınız oranı gösterir. Benzer şekilde mutlak sayfanın üst kısmı oranı da birinci sıradaki gösterim oranlarını ifade eder. Geçiş payı ise reklamlarınızın sıralamasının açık arttırmada rakiplerinizden ne sıklıkla daha yüksek olduğunu veya rakibinizin reklamı gösterilmezken sizin reklamınızın ne sıklıkla gösterildiğini size belirtir. Bu bölümü analiz ederek yine bütçeniz, teklifleriniz, kalite puanlarınız gibi değerleri iyileştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili en bomba sorulardan birisi de rakiplerimin tekliflerini ya da stratejilerini görebilir miyim? Bu bana çok kez sorulur. Hem yönettiğim hem eğitim verdiğim ya da Instagram'daki takipçilerim tarafından. Maalesef direkt olarak rakip teklif tutarlarını ya da stratejilerini görüntüleyemezsiniz. Ancak bu gösterdiğim araç ile yani açık arttırma bilgilerini iyi değerlendirirseniz aşağı yukarı bunlarla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Bu arada sizin için arama sonuçlarında yer aldığınız pozisyon birincil derecede önemli ise teklif stratejisi olarak hedef gösterim payını kullanmanızı önerebilirim. Tabii buradaki değerleri de biraz evvel gördüğünüz, gözlemlediğiniz gösterim payına göre ve bir tıklama başı makul bir düzeyde ücret belirleyerek sayfanın en üst kısmında, üst kısmında veya herhangi bir yerde belirli bir gösterim payı yüzdesi içerisinde görüntüleyecek şekilde stratejinizi oluşturabilirsiniz.
Sıkça sorulan sorularda Instagram'dan bana gelen başlıklara ve burada yani YouTube kanalındaki yorumlarda gelen isteklere göre içerik hazırlamaya çalışıyorum. Google Ads ile ilgili merak ettikleriniz yorumları iletirseniz önümüzdeki içeriklerimde mutlaka yer vermeye çalışacağımı söyleyebilirim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.